Değerli il başkan yardımcısı arkadaşlarım, yönetim kurulu üyeleri, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, tüm teşkilat mensuplarımız, sayın basın hanımefendiler, beyefendiler, bugünkü bu programımıza hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, dün bir arkadaşımız müracaat etmişti, onun müracaatını almıştık ve dün bir program yapmıştık. Bugün de ikinci bir arkadaşımız daha müracaat etti, o sade olarak müracaat etti. Böyle bir program yapma gereği duymamıştı ama şimdi de 6,5 yıl il başkanlığımızı yapmış olan, tabii benden sonra da il başkanlığına gelmiş olan kardeşimiz Mehmet Şık'ın müracaatını almak için burada toplanmış bulunuyoruz. Ben her şeyden önce kendisine hayırlı olsun diyorum. Ailesine hayırlı olsun diyorum. Evet. Gerçekten de AK Parti'de siyaset yapmak bir ayrıcılık. Ve 2002 yılında hep birlikte, hatta 2001 yılının Ekim ayında hep birlikte yola çıktık. O günden bugüne kadar partimizde işte 6,5 yıl, 2003'ten 2009 mahalli seçimlerine kadar il başkanlığı görevini yürüttü. 2009 mahalli seçimlerinde aday olarak istifa edip aday adayı olmuştu. Bugün de tekrar buraya, bu sefer Büyükşehir, o zaman sadece Tekirdağ aday adayı olmuştu. Ama bugün burada Büyükşehir aday adayı olarak karşımızda, ben kendisine hoş geldiniz diyorum. Evet, her geçen gün işte AK Parti büyüyor. Tekirdağ'da %17 ile başlamıştık 2002 yılında. 2007 yılına geldiğimizde %27'ye ulaşmıştık. 2011 genel seçimlerinde %36'ya ulaştık. Hamdolsun şu anda yapılan kamu araştırmalarında %40'ın üzerindeyiz. İnşallah 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan genel mahalli seçimlerde Tekirdağ'da hem Büyükşehir'in hem de ilçeleri almak suretiyle 2014'ten sonra 5 yıl süreyle, tabi devamı da gelecek inşallah, Tekirdağ'a hizmet etmek için bu kervan yola çıktı. İnşallah hayırlı olacak diyorum. AK Parti Türkiye geneline baktığımızda İstanbul'u, Ankara'sı, Bursa'sı, Kayseri'si, bunları ele aldığımızda gerçekten de belediyecilik hizmetlerinde çok fark arttığını hep birlikte görüyoruz. Tabi muhalefete mensup partilerin de büyük şehirlerde belediye başkanlıkları var. Onlarla AK Parti bir büyükşehir belediyelerini kıyasladığımızda gerçekten de çok büyük farklar olduğunu gördük. İşte daha 2 gün önce Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yılında İstanbul'da Türk Geçit, gerçekten de belki de Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi, işte İstanbul'da hayata geçti. 2015 yılında da lastikli araçların geçebileceği bir Türk Geçit. Bugünkü demir yolu olarak trenlerin geçebileceği bir alt geçit, Türk Geçit olarak planlanmıştı. 62 metre derinlikteydi. 2015 yılında açılacak olan bu Türk Geçit 106 metre derinlikte olacak bir Türk Geçit olacak. Tabii Tekir, İstanbul'un gerçekten de çevresini değiştirecek olan, oradaki ulaşımı çok daha kolaylaştıracak olan ciddi manada yatırımlar yaptığını hep birlikte görüyoruz. Ve AK Parti tarzı bu. Bir de her şeyden önce bizim genel başkanımız 1994 yılında İstanbul'u aldı biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Ki o zaman muhalefete mensup bir belediye başkanıydı. Ona rağmen 4,5 yıllık bir belediye başkanlığı dönemi oldu. O dönem içerisinde İstanbul'u hem değiştirdi hem dönüştürdü. Tabi talihsiz bir olaydan dolayı da hepinizin bildiği gibi işini okumaktan dolayı da hapse mahkum edildi ve Pınarhisar'da bu cezasını çekmiş oldu o zaman. Biz gerçekten de belediyeciyi iyi bilen bir ekolden geliyoruz. İnşallah burada da en büyük şehir, en ilçeler almak suretiyle Tekirdağ'da işte şu anda AK Parti'nin
belediyelerinde olduğu gibi Tekirdağ'da bu hizmeti vermek için bu kadar çıkmış olduk. İnşallah bunları aldıktan sonra Tekirdağ'da bu hizmetlerin nasıl geldiğini vatandaşlarımıza göstermiş olacağız diyorum. Tabii tekrar Mehmetçik kardeşimize müracaatından dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, dava arkadaşlarım, kadınlar kolumuzun değerli temsilcileri, gençlik kollarımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer basın, sözlerime başlamadan önce hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncesinde güzel bir günde Allah'ıma hamd ediyorum. Bana sizler gibi dostlar, sizler gibi dava arkadaşları, sizler gibi yol arkadaşları verdiği için Allah'ıma sonsuz şükrediyorum, hamd ediyorum. Değerli arkadaşlar, beni hepiniz sanıyorsunuz ama kısaca basın önünde birkaç kelimeyle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Tekirdağ'da inşaat işiyle uğraşan iki çocuk babası, eşim avukatlık yapan, Tekirdağ'da sivil toplum örgütlerinde, spor kulüplerinde kuruculuk ve başkanlık yapmış. Daha sonra AK Parti'de kurucu il sekreteri olmuş. Ahmet abimin milletvekili olmasından sonra birinci ve ikinci dönemde il başkanlığı yaptı. Aday adaylığı için 2009 senesinde partideki görevimden istifa ettim. Bir süre siyasetten uzak kaldım. Ama siz dostlarımın sürekli sen bu işin içerisine yok musun? Sensiz bu iş nasıl olacak? Hadi elini taşın altına sok demesiyle tekrardan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmaya karar verdim. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, 1994 senesinde dünya lideri, başbakanımız İstanbul'da yerel üretim anlayışını başlattı. Bu Türkiye'ye model oldu. İnşallah biz de Tekirdağ'da bu vizyonu paylaşan bir ekip olacağız. Bu görev bana verildiğinde, başkan seçildiğinde bundan herkesin emin olmasını istiyorum. Tekirdağ Avrupa'nın cazibe merkezi haline getireceğim. Tekirdağ üniversiteleriyle, sanayisiyle, sağlık turizmiyle, turizmiyle Avrupa'da anılan bir il haline gelecek. Bunları 70 bin kişilik ailemizin içerisinden seçeceğimiz değerli arkadaşlarımızla, teknik kadromuzla, ekonomistlerimizle 70 bin kişinin ortak aklıyla başaracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Değerli arkadaşlar, tabii hep diyoruz bunları yapacağız, bunları yapacağız ama bundan önce kazanmamız gerekiyor. Kazanmamız için Tekirdağ'da bu 70 bin kişilik, 75 bin kişilik ailenin bir arada durması gerekiyor. Bu ailenin kurucu ruhuyla, 2004 heyecanıyla, 2004'te esirdiği rüzgarla çalışması gerekiyor. Herkes aday olduğunda gönül istiyor ki başkan olayım. Ama biz bu heyecanı yakalayamazsak, biz bu heyecanı esiremezsek, inanın ki bu söylediklerimiz hayalin dışında hiçbir şey olmaz. Sizlere ben güveniyorum. Sizlerin ortak aklıyla, sizlerin gayretli çalışmasıyla biz bu işi başaracağımıza inanıyorum. Değerli arkadaşlar, biraz önce abim, İl başkanım,
bizden önce olan aday olan arkadaşlarımızdan bahsetti. Bir arkadaşımız Tekirdağ'da siyasi iradenin ilgilenmesimizin çıkardığı yapılması gereken işleri gayet iyi bir şekilde uygulayarak köylerimize hizmet götürdü. Çok iyi bir bürokrat. Allah'ın ondan razı olsun. Ben de 25 yıllık altını çizerek söylüyorum. 25 yıllık siyasi hayatımda 6,5 yılında Tekirdağ'da milletimizin %50'siyle ittiba ettiği partinin sorumluluğunu bilerek Tekirdağ'ın her kilometresinde, her santimetre karesinde bir emeğimin, bir tuzumun olduğuna inanıyorum. İnşallah bundan sonra bu görev bana verildiğinde sizlerle beraber Tekirdağ'ın vizyonunu değiştireceğiz. Ben buna inanıyorum. Geldiğiniz için, katıldığınız için, bana destek verdiğiniz için, güç verdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.